Evet, yine Ankara Balgat One Way'de araçların özelliklerini açmaya devam ediyoruz. 2015 model Fluence aracın birçok özelliğini açtık. Sırayla size göstereceğim. Bakın, aracı kilitliyorum. Mehmet abi, kapıyı içeriden açabilir misiniz? Camın kırılıp kapının içeriden açıldığını düşünüyoruz. Bunun ismi kapılara duyarlı hırsızlık alarmı. 5 saniye sonra devreye giriyor. Gördüğünüz gibi kumandanın açma tuşuyla iptal edebiliyoruz. Hiçbir delme kesme biçimi olmadan yaptığımız özelliktir. Şimdi ikinci özelliğe geçiyoruz. Bu araba yeni dijital kadranlı olduğu için bunda kumandadan cam kapatma var. Olmayanlara da açabiliyoruz. Şimdi bagaja uzun basıyoruz. Bakın, ses gelecek. Hareketle belki görürsünüz bagajı açmaya. Bakın, çıt diye ses geldi. Hiç kilide dokunmuyorum. Gördüğünüz gibi açıldı. Mehmet Bey, buraya şu kısımlara saplama yay ya da bir zinciri ikiye keserek yerleştirdiğinde otomatikman kendini atacak ya da yay da takılabilir. Başka ne yaptık bu araca? Lambalar yaptık. Evet, şimdi bakın, eve takip ışıkları yoktu bu araçta. Bakın, selektör yapıp çıkacağım. 30 saniye yazdı. Birkaç kez yaparsam 60, 90, 120 saniye oluyor. Bakın, aracı kilitledim. Görebiliyorsanız farlarımız, eve takip ışıklarımız devrede oldu. Bakın, bu arabada far sensörü olmamasına rağmen eve takip ışıklarını devreye soktuk. Çok güzel, kullanışlı bir özellik. Renault'larda 120 saniyeye kadar önünüzü aydınlatıyor. Onun bitmesini beklemeyelim. Zaten birazdan kapanır. Ben içerideki diğer şeye geçeyim. Bu araç normalde boştayken herhangi bir frene, debriyaja basmadan çalışıyordu. Şimdi göreceğiniz gibi, bakın, araç boşta. Biz buna çocuk koruması diyoruz. Kodlamayı yaptık. Bakın, araç çalışmıyor. Şimdi ayağımı frene basıyorum, göstereyim. Ve kontağı çeviriyorum. Aracımız çalışıyor. Ya fren ya debriyaja basarak çalıştırabilirsiniz. Başka ne yaptık? Bakın, normalde geçtim. Lastik basınçlarını göstereyim. Lastik basınç sensörü var bu araçta. 2.1, 2.2 bar olarak gösteriyordu. Biz bunu PCI'ye çevirdik. Bizim anladığımız 31, 32, 33'e zaten arada fark olduğu da ortaya çıktı. Bir de kadrana saat sıcaklık getirdik. Bu da hani şu ekrana multimedya takılırsa buradan görülebilmesi için güzel bir özellik. Ayarlanabiliyor. Açtığımız özellikler bunlar. Çok güzel, kullanışlı özellikler. Fluence'ler bu anlamda çok zengin araçlar. Evet Mehmet Bey. Abi, en çok hangi özellik hoşunuza gitti onu da soralım size. Çocuk kilidi bir, bagaj iki. Frene basarak motor çalıştırmayla, evet. Bagaj. Yani çocuklar oynuyor, torunlarım var. Benim kendileri, evet, oynuyor orada. Kontakla oynuyorlardı. İyi, çok iyi abi. Ama şimdi çok rahat oldu. Evet. İkincisi, elimde malzeme varken bagajı açamıyordu. Uzun basarak açacaksınız. Yani şimdi rahat açılabiliyor. Peki abi. Hayırlı uğurlu olsun. Herhangi bir delme kesme biçme var mı? Herhangi bir arıza? Yok. Tamam. Güle güle kullanın. Broşürümüzü de gösterelim. Abi. Siz de buyurun bakın. Biz Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Seat, Skoda, Audi araçların kimilerinde dönüşe duyarlı sis, Amerikan Park kadran selamlama, kimilerinde alarm, az önce gördüğünüz gibi Fluence'lerde, Ford Focus'larda, yeni nesil Volkswagen'lerde 2013 ve üstünde kapılara duyarlı hırsızlık alarmı açıyoruz. Clio 4'lerde, Dacia'larda, Megane 4'lerde video oynatma, hatta hareket halinde video oynatma yapıyoruz. Şaşırtıcı gelebilir ama 2011 model ve üstü Focus'lara, 2013 model ve üstü Renault Symbol, Dacia Sandero'lara yokuş kalkış desteği açıyoruz. Çok güzel özellikler kodluyoruz. Fluence'lerde kumanda, Fluence Fiesta'larda kumandadan cam kapatma yapıyoruz. Megane 4'lerde karşılama uğurlama ışıklarını modifiye ediyoruz. Yine dönüşte duyarlı sisler yapıyoruz. Ekranlı araçlarında başka özellikler de kodluyoruz. YouTube, Facebook, Instagram'da 100'den fazla videomuz var. Hepsi böyle detaylı, tüm özellikleri anlatan. Abone olur, takip ederseniz araçlarınızın yeni özelliklerini açtırmak için herkesi bekleriz.